Kur'an-ı Kerim deyince aklıma hani yapılması gerekenler, Allah'ın gönderdiği buyruklar geliyor. İşte dünyada yaşamamız, neden yaşamamız gerektiğine dair şeyler. İşte dünyanın kullanım kılavuzu. Allah'ın emirleri geliyor. Kur'an-ı Kerim yani yaşamın gayesidir, amacıdır. F-B-T-S-C-N-H-A-Y. Kur'an-ı Kerim Hazreti Allah'ın Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla kullarına gönderdiği bir kitap. Allah'ın verdiği emirler geliyor. Allah'ın bize Peygamberimiz aracıyla gönderdiği ilahi emirlerin olduğu kitap geliyor. Kutsal kitabımız. Yani bizim rehberimiz geliyor aklıma şu an. Tabii ki Allah'la irtibat en büyük vesiledir. Kur'an Allah'la irtibat kurmaya. Daha çok Allah kelamı, hani ilk dendiği zaman Allah kelamı diye düşünüyoruz. Öyle aklıma geliyor. Yani Allah'ın bize gönderdiği öğütler, işte bizim uymamız gereken şeyler. Allah'ın kitabı aklımıza geliyor. Güzellikler geliyor. Müslümanlık, İslam, ilk önce dinimiz gelir. Müslümanlık dini için, hani bir din için gönderilmiş yol gösterici bir kitap. Yani bizim din için önemli, Müslümanlık için. Vahiylerin olduğu, Allah'ın gönderdiği kitap. Kur'an-ı Kerim deyince öncelikle Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği ilahi emirlerin bütünü olarak aklımıza geliyor. Allah'ın kelamı Allah Resulü'nün müjdesidir. Kur'an-ı Kerim bizim kutsal kitabımız ve Yüce Rabbimizin emir ve yasakları bize bildirdiği kutsal kitabımız. Mesaj. Allah'ın kullarına gönderdiği mesaj, yol haritası diyeyim. Allah-u Teala'nın bize yolladığı en büyük nimet. Kur'an-ı Kerim bir nevi kainatın, evrenin gizli sırlarının açığa çıkartıldığı bir şifre, bir anahtar gibi düşünülebilir. Allah'ın kelamı, sözü. Allah ve Peygamber. Kur'an-ı Kerim deyince bizim inancımızın temel taşı, her şey, İslam'ın her şeyi.